böyle gaga. Annem kim bilir nasıl sevinecek. Kolyeyi akşam yemeğinde vermek istiyorum ona. Ha, ben de yardım ederim sana. Bir değil iki kolye bile yapabiliriz Ege. Güven bana. Ne güzel olur Gaga. Annem boncukları çok sever. Kolyeleri görünce kocaman gülümser. Evet Gaga. Onun gülümsemesini çok seviyorum. Hem de çok. Ha, öyleyse hemen başlayalım Ege. Rengarenk boncuklar, rengarenk iplikler varmış. Hangi ipe dizeceksin boncukları Gaga? Karar verdin mi acaba? Ha, sarıyı mı seçsem, maviyi mi, yoksa yeşil ipi mi? Ay, turuncu da çok güzel. Dur Gaga, o ipler kanatlarına dolandı. Ege, sakın kolye diye beni hediye etme annene. Gaga, dur telaşlanma. Senden kolye olur mu hiç? Ha, seçmek ne kadar zormuş Ege. Ay, moru seçtim. Ben de maviyi seçtim Gaga. İşte boncuklar da burada. Boncuklara da bakayım. Sen dur Ege, hemen toplarım hepsini. Birlikte toplayalım Gaga. Bak, buraya kadar dağılmış boncuklar. Boncuklar tenis topu kadar büyük olsaydı keşke. Bulmak ne kadar da kolay olurdu Ege. Boncuklar küçük olduğu için kolye yapabiliyoruz Gaga. Haklısın. Ha! Bir tane de burada var. Bu boncuk ne güzelmiş böyle. Hangisi Gaga? Çok farklı bir boncuk. Onu kolyenin ortasına takabiliriz Gaga. Hadi şimdi boncuk dizelim. Bir boncuk, iki boncuk, üç boncuk. Sen neden başlamıyorsun Ege? Nasıl bir kolye yapmak istediğime karar veremedim daha. İstersen deftere çiz Ege. Boya kalemlerim de var. İyi fikir Gaga. Bir çiçek. Boya kalemleri de burada. Ve işte defter. Rengarenk mi yapsam yoksa tek renk mi? Renkli yapalım Ege. Doğa gibi rengarenk olsun annenin kolyeleri. Evet. Öyleyse mavi boncuk buraya. Şimdi sıra sarıda. Ha? Gaga, ip koptu. Boncuklarım dağıldı. Akşam yemeğine yetiştiremeyeceğim galiba kolyeyi. İp çürümüş Ege. Bak hemen kopuyor. Gaga, ya tüm ipler koparsa böyle? Of. Annem birazdan yemek için çağırır beni. Kolyeyi bugün bitiremeyeceğim galiba. İpten çok ne var Ege? Baksana. Ay, bu da koptu. Yeşil ipi deneyeyim. Aha, yaşasın. Kopmuyor Gaga. Yeşil, bir mavi, iki yeşil, bir mavi. Şş,
Şimdi sıra o siyah boncukta. Evet Gaga. Şimdi kullansam çok güzel olur. Ha? Nerede bu? Bakayım. Ha? Kanadımın arasından kayıp düşmüş olabilir. Nerede düşmüş olabilir? Merak etme, buluruz hemen. Buldum Ege, buldum. Bak, iki boncuk buldum senin için. Hı? Bakayım Gaga. Bu küçük, bu büyük. Birini sen kullanırsın Gaga, birini de ben. Bu benim kolyem için, bu da senin kolyen için. Hadi bitirelim kolyemizi. Şimdi sıra. Ha? Ama yine nereye gitti bu boncuk? Hay, ha, nereye gitti Ege? Siyah boncuk yine kayboldu Gaga. Boncuk yuvarlanmış olabilir. Benim boncuğumu kullanabilirsin Ege. Olur Gaga. Kolyeyi tamamlayamayacağım yoksa. İşte ha, ama nasıl olur? İkisi de burada. Birini sana vermiştim. Eminim Ege. Bu işte bir gariplik var ama. Ha, var Ege. Bir gariplik var. Biraz uzaklaşalım Gaga. Bakalım ne olacak. Üç deyince dönüp bakarız onlara. Bir, iki. Ha. Ege, yürüyorlar ikisi de. Ha? Boncuk değil, böcekmiş onlar. Boncuklar ne güzeldi. Çeşit çeşit, rengarenk. Farklı bir boncuğumuz var diye seviniyordum. Ama o bir boncuk değilmiş. Daha önce hiç görmediğimiz bir böcekmiş. Bu böcek tehlike anında bir tesbih tanesi gibi yuvarlanıp boncuk şeklini alıyormuş. Tesbih böceklerinin su ya da karada yaşayan pek çok türü vardır. 14 bacaklıdırlar. Kabukları katlanmalarını kolaylaştıracak şekilde parçalardan oluşur. Tesbih böceklerinin yavaş yavaş uzaklaştığını izledik. Sonra da annemin kolyesini tamamladık. Gaga boncukları dizmekten sıkılınca bileklik yapmaya karar verdi. Annem de buna çok sevindi. Thank you.